Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün baharın güzel gününde sizler bile birlikte Aziz abiyle bir gidip en zor aşılardan bir tanesi olan ceviz aşısını yapacağız. Bir ceviz aşısını kabuk aşısı olarak yapacakmış Aziz abi. Bunu sizlere göstereceğiz. Ben de bakalım öğreneceğim. Nasıl olursa bu sene değil de seneye ben de biraz yapmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. İnşallah sizlere de faydalı bir video olur. Sizler de beğenirsiniz. Ve sizler de yaparsınız. Ağaç ekmek, ağaç dikmek ve ağaç aşılamak gerçekten bir çok büyük bir zevk meselesi. Ve her insanın yapması gereken bir iş. İnsana bir neşe sevgi katıyor. Bu meyvelerini alıp yediğimiz zaman daha güzel, daha ayrı bir tat alıyoruz. İnşallah sizler de beğenirseniz videomu. Şimdi Aziz abinin yanına. Önder abi oraya çıkıp bakalım. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, nasıl ceviz aşılanıyor. Benim arılar orada bak. Arkada. Adresi gösteriyor mu? Gösteriyor merkezi abi. Bal dolu kovanlar. Açak işte yayla balı bunlar da. Burası da açak işte. Üçte neymiş la? İki diyalimiş. Evet. Ceviz kalem aşılarımızı aldık. Üç göz bırakarak kalemlerimizi hazırlayacağız. Sürgünler de geçen senenin sürgünleri herhalde değil mi abi? Geçen senenin evet. Şimdi bunları kabuk altı yapacağız. Buranın düz olması lazım. Buna doğru incelteceğiz uca doğru. Ben bıçağı getireyim. Buranın düz olması lazım. Buradan bir çeltik atıyoruz. Kalemi aşağıya sararkana kabuk soyulmasın diye. Buradan da hafif bir şu buradaki ölü dokuyu şunu almamız lazım. Şurayı da çok ince dış kabuğu alıp kalemin rahat bir şekilde suyunu alması için burayı da alıyoruz. Kalemimiz bu şekil hazırlanıyor. Yeni salgar. Ceviz aşımızı, cevizlerimizin dallarını önceden bir hafta 10 gün önce kesiyoruz dalları. Kestikten sonra alttan alınması için alttan baltayla veyahut da destreyle çizik çiziyoruz veyahut da vuruyoruz. Cevizden ağlıyor aşağıdan. Acı suyunun akması lazım.
Yoksa buradan akacak. Buradan akmasın diye, aşağıdan aksın diye oralara çizik attık. Şimdi destereyle kestiğimiz için buradaki ölü dokuyu da, kabuğun ölü dokusunu almamız lazım. Yoksa aşımız tutmaz. Bunu böyle sıyırıp alttaki yanmayan temiz doku çıkması lazım. Burayı güzelce temizliyoruz. Destereyle yakmış olduğu kabukların kenarları kalmıyor. Bundan sonra kabuk altı aşı yapacağız cevizimize. Önce böyle bir çizik atıyoruz. Çiziği attıktan sonra kabuğu bir sağa bir de sola, kabuğumuzu iki tarafa ayırıyoruz. Cevize su yürüdüğü için kabuk istediği gibi açılıyor. Bundan sonra da hazırlamış olduğumuz kalemimizi böylece, burayı da hafif bir şey alıyoruz. Bu şekilde yarmış olduğumuz kabuğun arasına bunu salıyoruz. Bunu buradan kesmiş olduğumuz kabuğu arasına kalemimizi saldık. Burayı da sıfıra ağaca getiriyoruz. Ondan sonra da bezle sarıp çamurlayıp aşımız tamamlanmış oluyor. Bu bezimizi de sarıyoruz. Kesmiş olduğumuz, yarmış olduğumuz kabukları açmasın diye, biraz sıkı tutsun diye bezimize donuyoruz böylece. Bezi sıkı sıkı dolayıp bez açılmasın diye de buradan bağlama yapıyoruz. Evet. Cevizi bezden sonra laylon sarıyoruz. Laylondan sonra buraya toprak dolduruyoruz. Toprak biliyorsunuz doğumdan ölüme kadar insana lazım olan şeyler. Eskiden doğduğumuzda toprakla insanlar şey yaparlardı. Öldükten sonra da tekrar toprağa karışacağız. Buralarda toprakla güzelce besliyoruz. Hoşluk kalmasın diye de elimizde bir şeyle sıkıştırıyoruz bunu. Toprağımızda tamam, artık bundan sonra Nisan yağmurları falan başlayacak. Nisan yağmurlarından sonra da zaten 5. ayın sonunda falan arada sırada buraya bir su döküp de buranın yaşının, neminin kurulması için bize su döküyeceğiz. Elimizden sebep anlattım. İşimizden tutar. Konu komşuda Mehmet Ali İreli Soy abimin cevizini aşıladık. Konu komşuda burada köylerimiz, herkes yer. Bizi de seyrettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. İyi günler, sağlıklı kalın.